Tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün yine her sene olduğu gibi yeni yılın ilk gününde sizinle ve sizden gelenlerle sizlerin birbirinden ürkütücü, korkunç ve paranormal hikayeleriyle beraberiz. Yay! Arkadaşlar herkese bol huzur dolu, sağlıklı, bol kazançlı, muhteşem bir yıl dilerim. Sizleri çok seviyorum. Hazır yeni yıl demişken yeni yılın ilk günlerinde 7 Ocak Cumartesi günü Almanya Duisburg'daki kitap fuarında olacağım arkadaşlar. Gelebilecek herkesi bekliyorum. Biliyorsunuz ki Avrupa içinde birçok şehir, birçok ülke birbirine sadece birkaç saatlik mesafede, bu fırsat bir daha elimize geçmeyebilir. Aynı zamanda Adana TÜYAP kitap fuarında da olacağız. Bunu da parantez içinde belirteyim. Videoya başlamadan önce sizlere çok güzel iki haberim var arkadaşlar. Bir tanesi yeni dedektiflik oyunumuz sonunda çıktı. Oyun içinde ifadeler, şema, ipuçları, tutanaklar, kamera kayıtları, parmak izi raporları gibi pek çok belge ve bilgi sizlerle birlikte. Oyun içinde iki vakamız var. Bunlar birbiriyle bağlantılı mı, alakaları yok mu? Bir cinayet mi yoksa intihar mı, bulmak size kalmış. Açıklamalar kısmına linkleri bırakıyorum. İkinci güzel haberimiz ise korku günlüğümüz arkadaşlar. Süresiz ajanda gibi tasarladık bunu da sizler için. İçinde haftalara ayrılmış aylar, not alabileceğiniz sayfalar, korku sözleri, korku karakterleri, çeşitli oyunlar, görevler, yapılacaklar listesi gibi pek çok şey var. Aynı zamanda günlüğün en arka sayfasında bir Vigi board da var. Bunu kesip arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Evet, bakalım ne kadar korkunç hikayeleriniz varmış arkadaşlar. Selam Işıl. Bana bunu komşunuz anlatmıştı. Komşumuzun öğretmeni ailesiyle arkadaşının düğününe gideceklermiş. Akşam olunca Mardin'e düğün olan yere gelmişler ama sağa gitmeleri gerekirken sola gitmişler. Öğretmeni düğüne geldiğinde karşılama falan yapmışlar ama köydeki herkes çok somurtkan bir şekilde hoş geldiniz demiş. Sonra bunlar masaya oturmuşlar, 1-2 saat sonra yere bir şey düşmüş ve almak için eğildiğinde köydeki herkesin ayaklarının ters olduğunu görmüşler ve bir bahane uydurup gitmeye çalışmışlar. Arabaya binip giderken bu cinler arkalarından koşarak bağırmaya başlamış. Sonra öğretmen arkadaşını aramış ve olayı anlatmış. Arkadaşı da o köyü yıllar önce cinlerin bastığını söylemiş. Yani bunlar yanlışlıkla başka köye gidiyorlar. Doğru anladın değil mi? Müthiş bir hikayeyle başladık arkadaşlar. Hem köy hikayesi hem cinli bir köy hikayesi. Merhaba. Anlatacağım olay teyzemin başından geçmiş. Bir akşam yemeği sonrası teyzem bulaşıkları yıkamak için mutfağa gitmiş. O zamanlar köyde yaşıyorlardı ve mutfakları dışarıdaydı. Bulaşıkları yıkarken kapıya sürekli bir kara kedi gelip gidiyormuş. Teyzem de bulaşıkları yıkadığı suyu alıp kedinin üzerine dökmüş. Eyvah. Sonra teyzem eve girmiş ve telefonu çalmış. Eniştem arıyormuş. Telefonu açmış ve eniştem hazırlanın çocuklarla sizi almaya geliyorum. Bir yere gideceğiz demiş. Teyzem telefonu kapatır kapatmaz hazırlanmış ve çocuklarını da alıp kapıya çıkmış. Sonra eniştemi aramış ve seni bekliyoruz ne zaman geleceksin diye sormuş. Oysa ki eniştemin hiçbir şeyden haberi yokmuş. Ve teyzeme şaşkın bir şekilde neyden bahsediyorsun, ben çalışıyorum ve bu gece gelmeyeceğim demiş. Teyzem de olanları anlatmış ama eniştem itiraz etmiş. Ben bugün seni hiç aramadım ve onları da ben söylemedim demiş. Teyzem korku içinde telefonu kapatmış. O sırada anneannem de abdest alıyormuş. Ardından hemen telefondan aramaları kontrol etmişler fakat herhangi bir arama yokmuş. Korkup içeri girmişler. Ancak teyzemi oraya çağıran her neyse teyzem kılpayı kurtulmuş. Diyorum ben size, gece dışarı su falan dökmeyin arkadaşlar. Hatta gündüz de dökmeyin. Yani bilmediğiniz şeylere su dökmeyin. Arkadaşlar sizler de videolarda isminizin gözükerek hikayelerinizin okunmasını, bu videolarda yer almasını istiyorsanız lütfen aşağıdaki yorumlara güzel bir Türkçe kullanarak hikayelerinizi ekleyin. Çok fazla yorum geldiği için aralarda çok güzel hikayeler olsa da bazen gözden kaçırabiliyorum. Lütfen yazmaya devam edin. Eğer ben videoyu yayınladıktan hemen sonra hikayelerinizi yazarsanız görme şansım daha fazla oluyor. Çünkü yorum orada daha fazla insana ulaşıp daha fazla beğeni aldığı için YouTube algoritması onu üst sıralara çıkartıyor. O yüzden hani hemen hikayelerinizi eklerseniz benim de görme ve videoda yer verme şansım daha da artacaktır. Herkese merhaba, merhaba. Bu anlatacağım olay aslında bir çeşit efsane. Bayılırız, bayılırız. Benim köyümde bir kız ve bir erkek birbirlerini çok severler. Kız bu oğlanla kaçar. Düğün günü damadın enişteleri bu çocuğu yani damadı bulur. Ona bunun yanlış olduğunu söylerler. Kızla çocuk yine de evlenmeye karar verir. Gelin gelinliğini giyer ve buluşacakları yerde çocuğu beklemeye başlar. Damadı enişteleri alıkoyar. Ve kız tarafı çocuğu köyden başka bir kızla evlendirirler. Kız gecenin bir yarısına kadar ormanda çocuğu bekler ve korkudan köye inmez.
Kız gece uykuya düşer. Onu kurtlar ve yabani hayvanlar öldürür. Damat ilk fırsatta kızın yanına gider ama nafile. Kızın sadece parçaları kalmıştır. Bir de artık kırmızı olan gelinliği. Gelinlik havalanır ve sanki içinde biri varmış gibi ona doğru döner. Çocuk kaçar. Kızın ruhu oradaki hazinelerle birleşir ve onları korumaya başlar. Bir aşk biter, bir nefret büyür. Kırmızı gelinlik hikayesi bana bir hikaye anlattı. Bilmiyorum kitaplarımı okuyanlar neden bahsettiğimi anlayacaklardır. Selam Işıl. Bu olay 3-4 sene önce yaşandı. Ortaokulun başlarındaydım. Ders boştu ve dışarı çıkmamıza izin verilmişti. Arkadaşlarım da bu fırsatı değerlendirerek hadi konferans salonuna inelim dediler. Konferans salonu zemin katta ve öğrencilerin görevli olmadığı sürece girmeleri yasak. Ben başta kabul etmedim çünkü yakalanmaktan korktum. Arkadaşlarım zorladıktan sonra ben de kabul etmek zorunda kaldım ve konferans salonundaydık. Aferin size. Tabii ki ışıkları açmadık çünkü içeride birisinin olma ihtimalinin olacağını düşündük. Sonra oy birliğiyle saklambaç oynamaya karar verdik. Hem aşağı iniyorsunuz, hem karanlık, hem bir de saklambaç oynuyorsunuz. Ebe ben oldum tabii ki ve 30'a kadar saydım. Ancak arkamı dönüp saymayı bitirdiğimde beraber indiğimiz bütün arkadaşlarım yanımda durup bana tuhaf bir şekilde bakıyorlardı. Neden burada olduklarını ve neden saklanmadıklarını sordum ama cevap gelmedi. Sonra bahçeye çıktım ve hepsi "Neredesin? Hepimiz seni arıyoruz." dediler. Ben de neler olduğunu anlattım ama onlar saklandıklarını ve hiçbirinin yanımda olmadıklarını söylediler. Çok güzel. Çok güzel. Gamze demiş ki selam Işıl. Kısaca kendimden bahsedecek olursam hisleri güçlü biriyim. Geçenlerde olan Düzce depreminin sarsıntısına nasıl dehşetle uyandırıldığımı anlatmak istiyorum. Eyvah. Genelde bir olay olacağında bir ürperti veya bir ses veya rüyamda bir şey mutlaka görüyorum. Deprem gecesinde ben oturma odamızda koltukta tek bir şekilde uyuyordum. Eşim yatak odasında yatıyordu. Rüyamda apartmanda bir bağırış çağırış kavga kıyamet insanların evlerini boşalttıklarını görüyorum. Şu an bir kızım var. Rüyamda bir de oğlumun olduğunu görüyorum. Oturma odamın balkonu var ve balkonun çöktüğünü ve oğlumun oradan düştüğünü görüyorum. Uyan diye sesler duyuyorum. Sağ kulağımda hissettiğim derin bir uğultuyla gözümü açtım. İlk başım dönüyor sandım. Sonra tavana baktığımda gerçekten sallanıyordu. Kimsenin sesini duymadım. Deseniz ki dışarıdan duyduğun bağırış çağırışla bu rüyayı gördün, hayır. Ses yoktu, sadece ev sallanıyordu. Korkuyla eşime bağırdım. Rüyamda oğlum olduğunu gördüm. Güzel yanı buydu ve 2 gün önce hamile olduğumu öğrendim. Allah'ım, nasip et. Ürkütücü bir hikaye. Her gece tıkırtılar eşliğinde uyandırılıyorum. Duvarların içinden kulaklarımı tırmalayan sesler. Benden ne istiyorlar? Yardım mı? Yoksa beni korkutmak mı? Gece yarısıydı. Kulaklığımı takmış video izliyordum. Annemin bana ismimi seslendiğini duydum ama gitmedim. İlk zamanlar olsa giderdim. Vücudumun kontrolü bende değildi. Ayağa kalktım. Kulağımdaki uğultularla kanlı kapı kolunu kavrayıp açtım. Duvarı izleyen ablama kaydı. Anlamsız şeyleri tekrarlayıp duruyordu. Onu hiç anlamamıştım. Hiçbir saat, hiçbir gece. Yüzü gitgide değişiyor, tanınmaz hale geliyordu. Onlar seni istiyorlar diye fısıldadı ablam. Arkasındaki aynayı işaret ederek. Her saat, her gece. O an aklıma geldi. Evde kimse yoktu. Eyvah. Bu bir hikaye galiba internette olan. Öncelikle herkese merhaba, merhaba canım. Anlatacağım annemin babaannesinin başına gelmiş bir olay. Eyvah. En sevdiğim hikayeler böyle 50-60 yıl öncesinde kalan hikayeler. Çünkü o zamanlar daha fazlaymış bu tarz olaylar. Ya da bu tarz konularla ilgili daha fazla hani hurafeler varmış. Ama güzel hikayeler geliyor arada. Daha iyi anlaşılabilmesi için babaannem olarak anlatacağım. O zamanlar tabii köy yerleri her köşede bir mağara varmış. Babaannemin de o zamanlar daha yeni bir çocuğu olmuş. Bir gün alışveriş için dışarı çıkmış. Eve dönerken bir mağaranın girişinde bir kadın görmüş. Kadının da elinde ağlayan bir bebek varmış. Babaannem de kadına yaklaşıp istersen bebeği ben emzirebilirim demiş. Kadın da kabul edip bebeği babaanneme vermiş. Babaannem bebeği emzirdikten sonra kadın mağaraya girip babaanneme sarılmış bir kumaş vermiş. Kadın babaanneme bu kumaşı al, yorgan olsun, yastık kılıfı olsun, elbise eşarp olsun istediğini yap demiş. Ama kesinlikle alt kısma giyilecek pijama, pantolon vesaire bir şey yapma demiş. Babaannem de kumaşı alıp evine gitmiş. Kumaşı kullanırken kumaşı her açtığında farklı bir rengin çıktığını ve hiç azalma olmadığını görmüş. Bir gün babaannem ne olabilir ki diye düşünüp bir pijama yapmış kumaştan.
Pijamayı da bitirip kumaşla birlikte bir kenara koymuş. Günlük işlerini halledip geldiğinde de ne yaptığı pijamayı görmüş ne de kumaşı. Sanki duman olup uçup gitmiş. Ben anneme neden bir pijama yapılmaması gerektiğini sorduğumda da insanlık hali, kötü kokuya sebep olan şeylerin kumaşı kirleteceğinden dolayı alt tarafa giyilen kıyafetlerin yapılmasının uygun olmadığını öğrenmiş. Ay be, enteresan. Bir şehir efsanesi tadında bir hikaye arkadaşlar, güzeldi. Selam Işıl, selam. Bu olayı teyzem anlatmıştı. Kendisi daha çocukken bir kolunu kaybetti. Engelli olduğu için hiçbir yer onu işe almak istemiyordu. Sonrasında sarışın bir kadınla tanışmış. Bu kadın onun hayatında iyi yerlere gelmesini sağlamış. Ona yakın bir arkadaş olmuş. Onunla aynı yerde çalışıyorlarmış. Sonrasında onun 3-4 gün işe gelmediğini fark edince ne olduğunu sormak için müdürün yanına gitmiş. Müdür ona orada o isimde birisinin olmadığını söylemiş. Belki yanılıyordur diye kadının telefonunu aramış ancak açan olmamış. Sonra telefon numarasının kayıtlı olduğu firmaya sormuş ve o telefonun 5 yıldır kimse tarafından kullanılmadığını öğrenince iyice şok olmuş. Hala o kadına minnettar ancak kim veya ne olduğunu hala bilmiyor. Öncelikle Işıl, seni çok severek izliyorum. Canımsın. Mandela efektleri cidden korkutucu. Ben üşengeç bir insanım. O yüzden bazen kahvaltı yaptıktan sonra bulaşıkları yıkamaya üşenir, öğle yemeğine bırakırım. O gün annemle yemek yemek için dışarı çıkacaktım. Ben de yıkadım tavalarımı, bulaşıklarımı vesaire, 12 gibi çıktım. Akşam geldiğimde bulaşıklarım duruyordu. Çok çok kötü bir his. Geçen sizden gelenler videosuydu galiba, yine orada da bahsetmiştim. Son zamanlarda arkadaşlar bu Mandela efektleri, insanların bu tarz şeyler yaşaması o kadar arttı ki eminim birçoğunuz da denk gelmişsinizdir buna. Hani böyle bir şey alıyorsunuz, dolaptan oraya koyuyorsunuz, bakıyorsunuz yok, dolabı açıyorsunuz orada ama hani bunu yaptım diyorsunuz. Zaten 2000'li yıllardan sonra bu tarz olayların çok artacağı hani söylenmişti, Mandela efektlerinin işte zaman kırılmalarının vesaire. Bilemiyorum. Ürkütücü. Merhaba Işıl. Bu olayı 2 sene önce yaşadım. Okul gezisine gitmiştik ve çeşit çeşit fotoğraflar çekiyorduk. Ama güneşli olduğu için evde bakmaya karar verdim. Eve geldiğimde yemek yiyip odama gidip fotoğraflarıma bakmaya başladım. Fakat bir fotoğraf dikkatimi çekti. Fotoğrafta arkamda siyah kapşonlu, yüzü görülmeyen genç birini gördüm. Anneme gösterdim ve "Kızım, biri sana şaka yapmıştır," dedi. Korkum azalmıştı. 2 gün sonra ise köye gittik. Bahçede fotoğraf çekiyordum. Fotoğrafıma baktığımda tüylerim diken diken olmuştu. Korkudan çığlık atarak annemin yanına koştum ve fotoğrafı gösterdim. Anneme baktığımda ise şok ile fotoğrafa bakıyordu. Ne olduğunu anlamadım. O günden sonra fotoğraf hiç çekmiyorum. Eyvah, çok ürkütücü. Zaten böyle bir olayla karşılaşmaktan ben de çok hani korkuyorum. Çünkü son zamanlarda bu benzer konularla ilgili birkaç tane hikaye falan da okudum. Hatta geçenlerde bir TikTok videosu izledim. Adam evde kızıyla beraber, tek başına, kızı da bebek. Eşi yurt dışında o esnada ve telefonunu alıp baktığında, yani birkaç gün sonra, o gece evde yalnız oldukları gece fotoğrafının arka tarafından, şu taraftan, bir tarafından çekilmiş olduğunu görüyor. Ay, çok ürkütücü. Merhaba Işıl. Bu olay 2 sene önce gerçekleşti. Bizim köydeki evimizin hemen önünde büyük bir mezarlık var. Bir gün dedemle birlikte sohbet ediyorduk. Tam o sırada mezarlığın içinden bir kadın kısık sesle bir şeyler mırıldanarak bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Dedem bir derdi olduğunu düşünüp yanına gitti ve sordu. "Bacım, ne bu haller? Bir derdin mi var?" dedi. "Bir şeyini mi kaybettin? Bir şey mi arıyorsun?" dedi. Kadın bir anda ağlamaya başladı ve koşar adımlarla bizden uzaklaştı. Bir daha döndüğümde dedem "hemen eve geçin" diye bize bağırdı. Dedem ve anneannem konuşurken duydum, meğer kadının ayakları tersmiş. Dedem mezarda yerinden memnun olmadığını düşünüyormuş. Bunu duyduktan sonra hiç uyuyamadım. Bir hafta boyunca çok korktum. Her gece olduğunda istemsizce o camdan bakıyorum. İkinci bir ters ayak hikayesi. Enteresan. Merhaba Işıl. Merhaba canım. Anlatacağım olay yaklaşık bir yıl önce yaşandı. Ben ruhani varlıklarla ve cinlerle ilgili çok araştırma yaparım. Bir gece saat 3 gibi çok uykum olduğu halde uyuyamadım. Uyku ile uyanıklık arasındaydım sanırım. Rüyamda telefona bakıyordum. Tanımadığım birinden mesaj geldi. "Ezel, yakınlarda haşim biri var," diye bir mesaj. İkinci mesajı göremeden titremeye başladım. Gözlerim kararmaya başladı. Birinin beni izlediğini hissettim. Dua okumaya başladım. Uyanmışım ama ben hala yaşadıklarımı gerçek sanıyordum ve hala titremeye devam ediyordum. Dua bittiğinde etrafıma üfledim. Tam o anda titreme durdu ve her yeri görebildim. O an yaşadıklarımın rüya olduğunu anladım.
Arkadaşım rüyasında cinlerin onunla konuştuğunu ve şiddet gördüğünü söylüyordu. Ona sorduğumda birinin benimle rüyamda konuşacağını ama ben dua okuduğum için kaçtığını söyledi. O günden sonra üzerimdeki izlenme hissi hiç kalkmadı. Karartılar görmeye ve sesler duymaya başladım. Kabuslar gördüm. Dedem hoca olduğu için her şeyi ona anlattım. Bana musallat olduklarını ve onların kafama takmamamı, sadece beni korkutup delirtmek istediklerini ve onları araştırmayı kesmemi söyledi. Ziyarete ve hocaya gittik. Hocanın dediklerini yaptım. Karartılar ve sesler azaldı. Hatta yok denecek kadar aza indi. Ama izlenme hissi hiç geçmedi. Ve sanırım asla geçmeyecek. Bir ara ilaç bile kullandım. Benim gibi bu olaylarıyla uğraşan varsa tavsiyem uzak durun. Fazla derine inmeyin. Evet arkadaşlar, bunu herkes söyler. Paranormal konularla böyle iç içe olanlar da söyler. Çok fazla uğraşmayacaksınız bu tarz şeylerle. Geçen videoda da benzer bir hikaye vardı. Çok fazla uğraşırsanız bilmiyorum yani. Bu olay yaklaşık 2-3 yıl önce oldu. 2019 yılında vefat eden anneannemin üzerinden çok geçmemişti. Teyzemlerle birlikte yemek yiyorduk. Gece değil, saat 4 civarı, yani akşamüstü 4 civarı. O sırada anneannemin son yaptığı odadan inleme sesleri geldi. Kıpırdayamadık, dualar okuduk, annemler gidip baktı. Herhangi bir şey yoktu. O günden sonra özellikle gece o evde dedemlere kalmaya gittiğimiz zaman izleniyormuş gibi hissediyorum. Merhaba Işıl. Merhaba. Öncelikle seni çok seviyorum. Ben sizi daha çok seviyorum. İtiraf etmeliyim ki küçüklüğümden beri sezgilerim kuvvetlidir. Ne hissediyorsam genelde doğru çıkar. O zamanlar ilkokula gidiyordum. Oturduğumuz bina iki katlıydı. Biz alt katta oturuyorduk ve üst kat boştu. Hadi bakalım. O eve taşındığımızdan beri içimden bir ses, evde kötü bir enerji olduğunu söylüyordu. Ben pek takmamaya çalıştım ancak başıma bu olay gelene kadar. Bir gece ansızın uyandım. Tahminimce saat 3-4 civarıydı. Susamıştım ve yatağımın yanındaki sehpadan su alıp içmeye başladım. Su içerken karşıya bakıyordum ve orada uzun, siyah, sadece gözleri parıldayan bir şeyin bana baktığını hissettim. Rüya mı değil mi anlamak için gözlerimi ovuşturdum ancak hala olduğu yerde gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Korkudan annemlere bağırdım, çığlık attım ama kimse beni duymadı. Sonra hemen yorganı kafama çekip ağlamaya başladım. İçimden gitmesi için dua okumaya çalıştım. Tam o sırada açık kalan ensemde biri el hissettim. Canımı acıtmıştı. Sonra korkuyla uyuyakaldım. Asıl sabah kalktığımda şoku yaşamıştık. Ensemde kıpkırmızı bir iz vardı. Ve annem de gördüğünde çok korkmuştu. O günden beri hissettiklerimin doğru olduğunu anlamış oldum. Eyvah, eyvah, eyvah. Merhaba Işıl. Bu olay dedemin başına gelmişti. Dedem şu an 81 yaşında. Ey maşallah. Olay gençken başına gelmiş. Dedeli, anneanneli, babaanneli hikayeler. Mük. Bir gün dışarıdayken çok lavabosu gelmiş. Yani çişi gelmiş, tuvaleti gelmiş herhalde. Neden bilmiyorum ama o an kendini tutamayıp kapı eşiğine yapmış. Eyvah, al işte. İşte o günden sonra dedeme musallat olmuşlar. Her zaman geceleri korkutup uyutmuyorlar ve dedem sürekli onu dövdüklerini anlatıyor. Küçükken yanında kaldığım zamanlar birden ağlamaya başlardı. Tavana bakardı. Şu an her şey anlam kazanıyor. Onları her gördüğünde ağlıyor. Bazen nenemin ona kızdığını ve dövdüğünü söylüyor ama onları yapan hiçbir zaman nenem değildi. Geceleri bu şekilde korkutuyorlar. Bazı geceler kendi kendine konuşup kızıp ağlıyor, kızıp bağırıyor ya da yalvarıyor. Onlarca hocaya götürdüler ve muska yaptılar. Birçok şey denediler ama dedemde olan korku bir türlü geçmedi. Hala da devam ediyor. Yıllarca bu acıyla, korkuyla yaşamak bence çok zor. Onun için üzülüyorum. Çok ürkütücü. Ya o yüzden mesela hani eskilerin aslında anlattığı bazı şeyler vardır. Gece dışarıya su dökülmez. İşte böyle tuvalet vesaire gibi şeyler yapılmaz. Hani dışarıda neyin olduğu, neyle karşılaşacağınız bilinmez derler. Sizden gelenler. Kendim yaşamadım ama teyzemin yaşadığı bir olayı anlatmak istiyorum. Anlat bebeğim. Köy evinde gece vakti dayım ve teyzemler hep birlikte sobalı odada yatıyorlarmış. O zamanlarda bizim köy evinin karşısında oturan, tek başına yaşayan bir kadın komşuları varmış. Ve bu kadının garip varlıklarla evli olduğu, tövbe, aynı zamanda bunlardan çocukları olduğu söyleniyormuş. İşte gece vakti teyzem uyurken bir anda sesler duymaya başlayınca gözlerini açmış. Ve hemen sobanın yanında o kadını otururken görmüş. Kadın ileri geri sürekli sallanıyormuş. Teyzem o zaman küçük olduğu için ne yapacağını bilememiş. Ve kalkıp kadına ne yaptığını sormamış.
Sonrasında da uyuyakalmış. Ertesi sabah uyandığında bunu diğerlerine anlatmış ve pek kafaya takmamışlar durumu. Umursamamışlar yani. Ama belirli bir zaman sonra anneannemde hastalıklar olmaya başlamış. Köyün hocasına gitmişler. Hoca da onlara evinizde bir büyü olmalı, onu bulun ve evinizden uzaklaştırın demiş. Muska vermiş korusun diye. Teyzemler sonrasında bu büyüyü giriş kapısının hemen arkasında bulmuş ve evden atmışlar. Attıktan sonra da anneannemde hiçbir hastalık falan kalmamış. Sizden gelenler, merhaba Işıl, merhaba canım. Bu olayı ben henüz ortaokula giderken yaşamıştım. Sabahçı olduğum için erken uyuyordum. O gün annemlerin yatak odasında uyumak istedim. Orası diğer odalardan daha karanlık ve sessiz. Uyurken ayaklarımın altında bir kıpırtı hissettim. Ne hissettin? Ne hissettin? Aynı zamanda sanki biri beni izliyordu. Bu his, böyle bir şey hissediyorsanız bu his asla yalan çıkmaz arkadaşlar, yani söyleyeyim onu. Kafamı yorgandan çıkararak yatağın ucuna baktım. Bir kız çocuğu vardı. Ancak saçları dağınık ve kıvırcıktı. Yüzü tam olarak görünmüyordu. Kafamı tekrardan yorganın içine soktum ve dua okumaya başladım. Tekrar baktığımda hala oradaydı. Kafasını yavaşça sağa sola doğru eğerek bana bakıyordu. Çığlık atmak istedim. Ancak sanki beynimin içinde bir ses bağırsam üzerime atlayacağını söyledi. Korkudan bayılacak gibi oldum. Aradan bir dakika bile geçmeden ablam odaya girdi. Lambayı açtığında orada kimse yoktu. Anneme anlattığımdaysa bana rüya görebileceğimi söyledi. Ancak rüya olmadığına eminim. Sizden gelenler. Annem bana 9 aylık hamileydi ve 2 gün sonra doğurması gerektiği için hastanede kalıyordu. Sen sanki böyle birinci ağızdan anlatmış bunu ama sanki ben biliyorum gibi. Anneme hep benim erkek olacağımı söylemişler son dakikaya kadar. Annem doğumdan bir gün önce rüyasında ölen babasını görüyor. Ve babası ona tam şöyle diyor. Güzel kızım, senin en az senin kadar güzel bir kızın olacak. Allah. Sabah olduğunda doktorlar annemi alıyorlar ve son bir kez ultrasonda bakıyorlar. Ve o an büyük şok. 9 ay erkek dedikleri aslında kız çıkıyor. Çok ilginç. Yani bir korku hikayesi değil ama hani güzel bir hikaye. Öncelikle merhaba Işıl, merhaba. Ben yeni abonelerindenim. Hoş geldin ailemize bebeğim. Herkes hikayesini anlatınca benim de yazasım geldi. Aslında paranormal olayları çocukluğumdan beri yaşıyorum. Hepsinde uyanık olduğumun da gayet farkındayım. Sorun şu ki kimse bana inanmıyordu. Bu anlatacağım olaya kadar. 17-18 yaşlarında üniversiteye hazırlanıyordum. Aynı zamanda bu paranormal olaylarda şiddetini arttırmış durumdaydı. Bu nedenle yardımcı olmak için Ayet-i Kürsi ve Nas surelerini bir deftere yazmıştım, geceleri okumak için. O dönem ablamları ve beni çok seven küçük bir kız vardı. Arada gelip yatıya kalırdı. Aynı şekilde bizim de onlarda kalmamız için ısrar ediyordu. Ablamlar kız üzülmesin diye beni göndermişti o gün. Kız, annesi ve babası mevsimlik işçi olduklarından evleri naylon ve tahtadan yapılmıştı. Bildiğimiz çadır gibi ancak iki odalıydı. Belki biraz çalışırım diye ders kitaplarımı da götürmüştüm. Ancak aile yer yataklarını varır varmaz serip uyudu. Ben de mecbur yazdığım duaları birkaç kez okuyup yatmaya karar verdim. Çadır dediğim gibi odalıydı. Bir odası televizyon ve koltukların bulunduğu odaydı. Diğer odanın ise altına çakıl taşları dökülmüştü. Ben ve küçük kız çakıl taşlı odada uyuyorduk. Başımızı koyduğumuz tarafta tahta kasalar dizilmiş ve üzerine fazladan döşekler katlanıp dizilmişti. Kafamızı yastığa koyup uyumaya koyulduk. Ama bir türlü uyuyamıyordum. Bir şeylerin geleceğini hissediyordum çünkü hep olur. Çıt çıt adım sesleri ya da havanın soğuması gibi. 5 dakika sonra tahta kasalara sanki birileri çakıl taşı ile vuruyormuş gibi ritmik sesler gelmeye başladı. Ondan önce de ensem buz kesilmişti. O sıralar ezberlemeyi başardım, Ayet-i Kürsi'yi okumaya çalıştım ancak bu durumlarda beynimde donuyordu. Sanki biri buz gibi elini kafama daldırıyor ve okumama izin vermiyormuş gibi. Bir türlü olmayınca kızı uyandırdım. Ancak çok korkuyordum. Kız bir şey olmadığını söyleyip tekrar yattı ama o yattıktan 5 dakika sonra olaylar tekrar olmaya başladı. Bu sefer sadece çakıl sesi yoktu. Birileri çadırın etrafında koşuyordu. Aralıksız bir şekilde hem çakıl sesi hem de birinin ayak seslerini dinledim. Artık dayanamayıp kızı uyandırdım ve uyuyormuş numarası yapmasını söyledim. Her türlü ihtimale karşı elini tuttum ki uyuduğunda onu uyandırabileyim. 5 dakika sonra tekrar başladı her şey. Çakıl sesi, koşma sesi ve ek olarak çadıra taş atma sesi vardı. Kız çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Anne ve babası yan odadan seslendi ne oldu diye. Biz de olanları anlattık ama inanmadılar. Kızla beraber tekrar dua edip yatmaya çalıştık. Ancak daha önceki olaylar tekrar oldu.
ama bu sefer açıklayamadığım başka şeyler de oldu. Örneğin köşedeki banyoda sanki birileri kovarcasına taş boşaltıyormuş gibi sesler ya da odada gözlerimiz kapalı olmasına rağmen aniden şimşek çakması gibi. Vay be, etrafın soğuması falan. Yani bunlar aslında böyle paranormal olaylarda olabileceği söylenen şeyler arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz, bunları daha önce konuşmuştuk. Merhaba Işıl, şu an 33 yaşındayım. Bu olay başıma 6 yaşındayken geldi. Annemle ve bir arkadaşımla beraber başka bir arkadaşımızı ziyarete gidiyorduk. Akşam vaktiydi, ezan okunmuştu. Arkamdan gelen bir havlama sesi duyunca dönüp baktım ve korkarak bunu anneme söyledim. Annem ve arkadaşı arkasını dönüp baktığında orada köpek olmadığını söylediler. Tekrar baktım ve yine köpek oradaydı. Israrla anneme köpeğin orada olduğunu söyledim. Fakat o ve arkadaşı her dönüp baktığında köpeğin orada olmadığını söylüyorlardı. Önüme döndüğümde o köpek beyaz bir top olup önümüzden geçti. Annem ve arkadaşı onu da görmedi. Fakat yıllar sonra annem bana köpeği de topu da gördüğünü ve bende korku kalmaması için görmediğini söylediğini itiraf etti. Böyle birçok paranormal olay yaşadım. Başarılarının devamını diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki Sizden Gelenler videosuna kadar hikayelerinizi aşağıya eklemeyi unutmayın. Ve sevildiğinizi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.